Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi dağ bisikletiyle uğraşınca doğal olarak dağ bisikleti komponentlerine de haşır neşir olmaya başlıyorsunuz. İşte bu yüzden bu hafta bir dağ bisikleti komponenti olan Cruiser M490 rulmanlı göbekleri inceliyorum. Şimdi videonun içeriğine geçmeden önce ilk etapta Cruiser'ın hangi firma olduğundan bahsedelim. Cruiser markası Reborn Cycles diye Çinli bir firmaya ait. 2004 yılında kurulmuş bir firma. Araştırmalarıma göre de Novatek'in bir tık üzerinde ve şu ana kadar memnun olmayan, bana denk gelmedi, sadece duyduğum quick release'lerinin biraz daha çabuk yamulmasıydı. Ben de bu yüzden Novatek'ten bir tık daha yukarıda olduğu için, hafiflik olarak da biraz daha uygun olduğu için Cruiser M490'ı tercih ettim. Görüldüğü üzere arkadaşlar, kutudan çok da fazla bir şey çıkmıyor. Ön ve arka göbek ve iki tane de quick release çıkıyor. Bir de kutunun kendisinden oluşan bir kutu açılımı var. Şimdi ilk etapta bunun normal bilinen genel özelliklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar, üzerinde jant telleri için 32 delik bulunuyor. 10-11 vitesi destekliyor. Fren olarak disk freni uygun, fakat rotorları center lock değil tabii ki. 6 vidalı rotor kullanabiliyorsunuz bunda. Ayrıca bendeki üzerindeki quick release'li, yani ne diyor, 9 milime 100, arkada da 10 milim 135 milim, fakat bunun şu adaptörleri kolayca çıkıyor ve bu çıkan adaptörlerle birlikte bunları değiştirerek sokma milliye dönüştürebiliyorsunuz. Bir diğer özelliğine geçecek olursak, iki göbeğin ağırlığı tahmini olarak 500 gram geliyor. 490 fabrika verisi var ama ben ölçtüğümde 502 gram gibi bir ağırlığa ulaşıyor quick release'leriyle beraber. Bu da hiç fena, MTB için hiç fena bir rakam değil. En yakın rakibi Novatek'lerin de 600 gram olduğunu düşünürsek, işte dağ bisikletinde ne kadar çok önemli olmasa da 100 gram daha hafif göbekler. Şimdi yapısından bahsetmek gerekirse arkadaşlar, gövde olarak 7075 serisi çatlamaya patlamaya her şeye karşı dayanıklı bir alüminyum serisinden üretilmiş bir göbek bu. Dış gövde olarak, dış kabuk olarak. İçinde sökmesi bu arada çok basit. İçinde arkadaşlar şöyle bir mil ve rulmanları bulunuyor. Ön tarafta iki rulman, arka tarafta Filibird'da da iki tane rulman var. Arka kendi gövdesinde dikten, arkada da 4 tane rulman var. Rulmanların markasına baktım ben, NBK rulman kullanılmış. Bunlar Çin malı rulmanlar ama birçok piyasada motorların içinde de kullanılır. Uzun süre dayanımı olan rulmanlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu göbekleri kullanabilirsiniz. Yani sorunsuz şekilde uzun yıllar size hizmet edecektir. Önemli özelliğine geçmemiz gerekirse şunu şöyle takalım. Ses sever arkadaşlar, bisikletçilerin birçoğunda şu hap sesine hastadırlar. Özellikle işte daha fazla ses gelsin isterler. Bunu kullanan arkadaşlar dağ bisikletinde ciddi şekilde ses elde edeceklerdir. Çünkü bunun yapısı Shimano'dan çok farklı arkadaşlar. Üzerinde Shimano'larda 3 tane tırnak vardı. Bunda 6 tane tırnak var. Ve içi rulmanlı. Bu 6 tane tırnak şuradaki tırtıklara geçiyor ve üzerindeki sıkılı yayla ciddi şekilde ses çıkartıyor. Bayağı sağlam ses çıkartıyor. Ben her ne kadar sesi çok sevmesem de. Bir diğer özelliği de Shimano'larda Filibird bakımını yaparken canınız çıkar. Bunu sökersiniz, içinden 50 tane minik bilye çıkar. Bunlar dağılır, toplarsınız cımbızla, gres sürersiniz falan, adamı canından bezdirir. İşte bunda böyle bir dert yok.
Flipper'ı o kadar basit yapmışlar ki bir tarafında bir rulman, diğer tarafında da bir rulman var. İçinde bir mille çakılı, üstünde de bir conta kapağı var. Bakım derdiniz olmuyor bunda. Zamanla problem çıkarmıyoruz. Yapmanız gereken tek bakım şurayı temizledikten sonra şuraları greslemek oluyor arkadaşlar. Son olarak en önemli noktaya gelelim arkadaşlar, fiyat. Her şeyi çok güzel anlatıyoruz ama fiyata geldiğimizde en sona bırakıyoruz. Neden? Can alıcı noktası çünkü. Fiyat 100 dolar civarında. Bunlar AliExpress'te satılıyor. Fakat şöyle bir sorun var. AliExpress'ten 3 ay gelmiyor, 4 ay gelmiyor. Hele ki şu son dönemde vergilerin değiştiğinde, vergi sisteminin değiştiğinde farz edersek bunu almaya kalktığınızda AliExpress'ten ayvayı yersiniz. Ben bunu yurt içinde bir arkadaşımdan aldım. Linkini de atarım aşağıya. Kendisi Facebook'ta, yani satıcı falan değil, Facebook'ta görüyorum alıyor satıyor falan. Güvenilir olduğunu bildiğim için Doğan Efe'nin linkini aşağıya ekliyorum. Almak isteyenler kendisiyle iletişime geçip alabilir. Fiyatları hemen hemen AliExpress'le aynı. Arada belki 3-5 lira fark ediyordur ama beklemezsiniz. Bir şey olduğu zaman karşınızda muhatap olur. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta başka bir videoda olacağız. Görüşmek üzere.